Merhaba arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Zaman ilerliyor. Sevgili 9. sınıflar ikinci sınav yaklaştı. Ve ikinci sınav için biz ne yapıyoruz? Hemen hazırlıklarımızı yapacağız ve sınavdan 10 numara 5 yıldız Notlar alacağız değerli arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu öncelikli olarak şöyle bir kitabımız var. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar yazılı notları diye geçiyor. Açıyorsunuz hemen buradan şöyle bakıyoruz. Ne diyor? Birinci dönem İkinci yazılı coğrafya hemen açıyorsunuz. İkinci yazılı'nın konularını şöyle güzelce tekrar ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Ondan sonra bunu bitirdikten hemen sonra ne yapıyoruz? Dinamo soru bankamızı alıyoruz ve sınavda çıkacak konularla ilgili soruları buradan çözüyoruz. Bunu çözdükten sonra artık sınava hazır olacağız sevgili gençler. Peki bize ikinci sınavdan neler sorulacak arkadaşlar? İkinci sınav konularımız aslında çok yok. Yani daha ağırlıklı olarak harita bilgisiyle ilgili sorularla karşılaşacaksınız. Konularımız çok olmadığı için birçok öğretmenimiz neyi soracak? Birinci sınav konularını da size soracak arkadaşlar. Burada önemli bir not vereyim ben size. Bizim bu videomuzu izledikten hemen sonra ne yapmalısınız? Birinci yazılı videosunu da izlemelisiniz ki konular iyice pekişsin. Bakın bunu ihmal etmeyin. İkinci sınav için hem birinci yazılı videosunu izliyorsunuz hem de ikinci yazılı videosunu izliyorsunuz. Çünkü ikinci yazılı için konularımız biraz az. Konular az olduğu için e, ilk yazılı konularından da sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bakın bunun altını çiziyorum. Peki biz neler göreceğiz, neler göreceğiz bu dersimizde? Hemen şöyle bir bakıyoruz harita bilgisiyle ilgili kavramları, e, projeksiyon yöntemlerini, harita çeşitlerini, e, ölçek türlerini, haritalarda uzunluk alan hesaplamalarını, atmosferin katmanlarını özelliklerini inceleyeceğiz. Çünkü ikinci yazılı konularımız bunlar olacak sevgili gençler. Eğer hazırsanız derse başlayalım gençler. Müzik Arkadaşlar harita bilgisi harita bilgisi neydi hemen şöyle kısaca birkaç tane size hatırlatma yapayım. Şimdi bir kere bir e, haritanın daha doğrusu bir çizimin harita olabilmesi için bazı unsurlar gerekiyordu. Bakın önemli burası nedir onlar bir kere kuş bakışı olmalı. Ne demekti kuş bakışı yukarıdan bakma bir diğeri neydi? Düzleme aktarılmalıydı. Düzlem ve bir diğeri de neydi? Ölçek. Şimdi bunların, bunların örneğin düzlemden size soru gelecek. Ölçekten size soru gelecek. Biz de bunları açacağız arkadaşlar. Şimdi haritada bir çizimin harita olabilmesi için gerekli olan unsurlar bunlar ya. Hani bunlar olmadığı zaman çizdiğiniz şey harita olmuyor. Mesela, mesela Ölçek olmadan yapmış olduğunuz çizim kuş bakışı ve düzlem var. Ölçek olmadan yapmış olduğunuz çizime biz ne diyorduk arkadaşlar? Kroki diyorduk. Kroki ne demekmiş? Ölçeksiz çizimler. Şimdi burada şunu kıyaslayalım. Kroki ile planı karşılaştıralım. Şimdi planda Kuş bakışı var mı? Var. Düzlem var mı? Var. Ölçek var mı? Var. Kroki ile plan arasındaki fark neymiş? Kroki de arkadaşlar çizimin ölçeksiz olması. Plan biliyorsunuz, biliyorsunuz en büyük ölçekli haritalarda değil mi? Çok büyük ölçekli. Mesela neyin planı olur? Park planı, bahçe planı doğru mu? Sokak planı, neden? Çünkü çok detaylı görmek zorundasınız sevgili gençler. Sokak planı diyoruz. Şimdi haritada haritada şimdi çizdiniz ya, çizeceksiniz ya bir haritayı. Haritada kesinlikle olması gereken unsurlar neler? Onları da şöyle yazacak olursam şöyle haritada noktalı virgül bir kere başlık olmalı değil mi? Çizdiğiniz şey ne haritası? Türkiye fiziki mi, siyasi mi? İklim haritası mı, deprem haritası mı? Değil mi? Başlık olması lazım. Peki başka ne olması lazım? Lejant. Ne demek demekti lejant gençler? Lejant haritada renklerin, çizgilerin ne anlama geldiğini gösteren alt kısımdaki harita anahtarı dediğimiz şeydir. Başka ne lazım? Yön oku lazım ve koordinat sistemi lazım arkadaşlar. Bunlar haritada bulunması gereken Ana unsurlar. Bir de neydi? Olmazsa olmazımız ölçek. İşte haritada bulunması gereken ana unsurlar bunlar. Sevgili arkadaşlar buradan sorunuz kesinlikle var. Yani ne diyorum burada? Yazılda kesinlikle sorulur. Şimdi hemen şöyle geçelim. Projeksiyon yöntemleri neydi? Projeksiyon yöntemleri. Bakınız 3 tür projeksiyon vardı. Projeksiyonlardaki ana amaç neydi? Haritalardaki bozulmayı ne yapmak? azaltmak. Çünkü haritalar bozuktu değil mi? Neden bozuktu haritalar? Çünkü dünya yuvarlak. Yuvarlak bir şeyi siz düz bir zemine aktarırsanız ne olur? E bozulur. Yani siz bir portakalın kabuğunu tamamen böyle açıp düzleştirdiğinizde ne olacak? Parçalanacak. E dünyayı da böyle açtığınız zaman ne oluyor? Bozulmalar meydana geliyor. Dolayısıyla bu bozulmaları azaltmak için bazı projeksiyon teknikleri geliştirilmiş. Nedir bu projeksiyon teknikleri? Bir tanesi silindir projeksiyon. Bir tanesi konik projeksiyon ve bir tanesi de düzlem projeksiyon. Ne demekti silindir projeksiyon? Şöyle silindirimizi çiziyoruz. Bakın şurası Ekvator'da değil mi gençler? Ekvator ve çevresindeki sahalar projeksiyonumuza temas ediyor mu? Evet. O zaman ne olacak burada? Ekvatora yakın olan bölgelerin haritasını çizerken daha az hata yapmak için neyi kullanacağız? Silindir projeksiyonu kullanacağız. Örnek mesela Brezilya Ekvator'da değil mi? Kongo Ekvator'da. Endonezya ekvatorda. Bunların haritasını çizerken ne yapacağız? Silindir projeksiyona bakacağız. Peki konik projeksiyon neydi arkadaşlar? Konik projeksiyonda da şöyle yapalım. Dikkat edelim ekvator burada. Şu kısım hangi kuşağa denk geliyordu? Orta kuşak. Örneğin Türkiye'nin bulunduğu yer değil mi? Türkiye'de orta kuşaktı. Hemen bir alt not düşelim size. Türkiye'nin bulunduğu matematik konumu hatırlayalım. Neydi? 36, 42, kuzey paralelleri ve 26 45 doğu meridyenleri. Şimdi dolayısıyla bu orta kuşakta kalıyor. Orta kuşak 30 ve 60 enlemleri arasındaydı. O zaman ben bu kuşakta kalan sahaları çizerken ne yapacağım? Bakın temas eden kısım neresi? Gördüğünüz gibi projeksiyonun konik projeksiyonun bu kısmı. Konik projeksiyonu kullanacağım. Türkiye ABD Japonya Avrupa'nın birçok ülkesi gibi ne olacak arkadaşlar? Konik projeksiyonla çizilecek. Orta kuşak. Tamam? Bak burası Ekvator, silindir. Bu da orta kuşak. Düzlem projeksiyona geldiğimizde, düzlem projeksiyon ne demekti? Kutuplar ve çevresini daha az hatayla çizmeye yarıyordu. Veya çok dar alanları. Örneğin yani işte küçücük bir alanı çizmeye yarıyordu. Dolayısıyla burada özellikle kutup ve çevresi düzlem projeksiyonla çok daha net taranır. Örnek Kanada. Kanada'nın kuzeyi. Sibirya. Değil mi? Grönland. Antarktika. Antarktika. Bunlar ne arkadaşlar? Düzlem projeksiyonla en az hatayla çizilecek olan harita türlerimiz. Bunun esesini alın sevgili arkadaşlar. Kesinlikle sınavda sorulacaktır bu da. Ve gelelim harita çeşitlerine. Harita çeşitlerimiz neydi? Harita çeşitlerimizi şöyle ayırabiliriz. Bir, genel haritalar. Genel. Bir de özel haritalar vardı. Genel haritalar dediğimiz herkesin anlayabileceği haritalar. Yani örneğin fiziki haritalar. Türkiye fiziki haritası gibi. Örneğin ıı, Türkiye siyasi haritası hani illeri gösteren haritalar gibi ya da idari haritalar dediğimiz haritalar. Şimdi bunlar ne? Genel haritalar. Peki özel dediğimiz haritalar ne? Özel dediğimiz haritalar arkadaşlar sadece uzmanları tarafından yani herkesin okuyamayacağı, herkesin anlayamayacağı biraz daha bu işte uzman olmak gerekiyor. Yani şöyle diyelim. Uzmanlar tarafından, uzmanları tarafından anlaşılan haritalar diyebiliriz. ...anlaşılan haritalar. Ne gibi? Örneğin sinoptik haritalar gibi. Ne gibi? İşte bu a, hava durumunu, cepheleri gösteren haritalar gibi. E, ne gibi? E, jeoloji haritaları gibi. Bunlar nedir arkadaşlar? Daha özel, daha spesifik haritalardır. Şimdi bir diğerine geldiğimizde haritalarda... ...ölçeklere geliyoruz arkadaşlar. Ölçek türleri. Şimdi ölçekleri biz şöyle tasnif edebiliyorduk çizgi ölçek ve kesir ölçek. Şuradan şöyle basitçe ikiye ayırayım burayı. Çizgi ölçek ve kesir ölçek. Şimdi kesir ölçek nedir? Şöyle atıyorum 1 bölü 500 bin gibi bir rakam verilir alta. Bu ne anlama geliyor? Bu harita 500 bin kere küçültülmüş. Şimdi burada arkadaşlar birimler neler? Birimler şöyle Başka bir renkle çizeyim şu kısmı. Bakın yukarıdaki de santimetredir aşağıdaki de santimetredir. Yani ölçeğin hem payı hem paydası neyle gösterilir arkadaşlar? Santimle gösterilir tamam mı? Şimdi çizik ölçek ne peki? Çizik ölçekte de şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın bir çizgi var çizdik. Bu çizginin her bir çentiğine bir santim olduğunu kabul edelim. 2, 3, 4, 5. Şimdi bunun her biri 1 bir santim ya çentikler. Şurası da 1 santim, burası da 1 santim, burası da 1 santim. Şöyle yazalım birer santim. Şimdi birer santim kaç kilometreye denk gelsin? Ben bununla bunu eşitleyeyim. Kaç kilometreye denk gelsin? Şimdi buradan yola çıkalım. Buradaki anlam neydi? Şu anlam. 1 santim eğer 500 bin santime denk geliyorsa sevgili gençler. O zaman bir santim gerçekte kaç kilometreye denk geliyordu? Ne yapıyorduk? Santimi kilometreye çevirirken bir, iki, üç, dört, beş tane sıfırı atıyorduk. O zaman ne oluyor? Bir santim eşittir beş kilometreye denk geliyordu. Yani bunun aslında bize söylediği şey ne? 1 bölü beş yüz bin diyor ki kardeşim bu haritada gördüğüm bir santim aslında 5 kilometreye karşılık geliyor. Şimdi senin o bir santimi ölçebilmen için bir cetvele ihtiyacın var. Cetvele ihtiyaç olmasın diye buraya ne koyuyorlar? Çizik ölçek koyuyorlar. Çizik ölçekte de bakın 1 santim 5 kilometreye denk geliyorsa arkadaşlar ben eğer şuraya 0 dersem buraya ne diyeceğim? 5. Bakın aynısı çıktı. Ve burası ne olur? 10, 15, beş. ...20, 25 şeklinde bunu uzatabilirsin. Ya da sadece şurada da bırakabilirsin. Yani şu kadarcık bir ölçek de verebilirsin. 1 santim 5 kilometre. Şimdi çizgi ölçek ve kesir ölçek. Peki hangisi daha kolay e, bizim için avantaj oluyordu ölçerken? Arkadaşlar çizgi ölçek çok daha kolay. Çünkü cetvele ihtiyacın yok. Alıyorsun bunu, ölçüyorsun, hop haritaya koyuyorsun. Ne kadar, kaç kilometre olduğunu hemen burada öğreniyorsun. Bir de ne vardı arkadaşlar ölçeklerle ilgili ölçek, büyük ölçek, küçük ölçek kıyaslaması vardı. Şimdi ben size basitçe şöyle bir şey yapayım. Basit bir çizim yapayım. Mesela burası İstanbul olsun tamam mı? İstanbul haritası şurası. Ve gene benzer bir İstanbul haritası daha yapayım ama bu sefer şöyle minik minik bir İstanbul haritası yapıyorum. Bakın burası da İstanbul. Şimdi ikisi de İstanbul. Şöyle çizgiyi de çizelim. Arkadaşlar hangisi büyük ölçekli? Kağıt üzerinde çok yer kaplıyorsa o zaman nedir? Büyük ölçeklidir. Kağıt üzerinde az yer kaplıyorsa o zaman ne olacaktır? Küçük ölçekli olacaktır. Şimdi büyük ve küçük ölçeği biz birbiriyle kıyasladığımızda sizce hangisi de hata daha fazla olabiliyor? Küçükte mi büyükte mi? E küçükte büyükte neden? Çünkü gerçeğe daha yakın ya. O yüzden buralarda nedir? Bozulma az. Sevgili arkadaşlar, bozulma az. Yani hata az. Burada nedir? Bozulma çok. Çünkü detayları göremiyorsun burada. Gittikçe detaylar azalıyor. Peki, şöyle bir şey sorayım size. Ölçek paydası, hani rakamın altındaki hangisinde daha büyük? Şimdi şöyle düşünün. Bu İstanbul'un eğer atıyorum bir milyon kere küçültülmüşü olsa... Yani şuraya şöyle yapayım. Bir bölü bir milyon diyorum. Bakın altı tane sıfırı koydum. Bu bir milyon kere küçültülmüş olsa... Bu kaç kere küçültülmüşü olur? Çok daha fazla değil mi? Ne kadar gibi atıyorum? Beş milyon kere küçültülmüşü olur. Tamam mı? Bakın şöyle. Şimdi siz alttaki rakama bakıp aldanıyorsunuz çoğunlukla. Oysa aslında... Bu iki rakamdan hangisi büyük? Bir şeyin 1 bir milyonda biri mi büyük, bir şeyin 5 milyonda biri mi büyük? Tabii ki 1 bir milyonda biri daha büyük sevgili gençler. O yüzden burada şöyle bir şey yapıyoruz. Ne diyoruz? Buradaki ölçek paydası küçük, değil mi? Bakın 1 milyon. Burada nedir? Ölçek paydası ÖP daha büyüktür paydasından bahsediyorum. Sadece alttaki rakamdan. Tamam mı? Birinde ölçek paydası küçük, öbüründe ölçek paydası ne oluyor? Büyük oluyor. Şimdi başka ne diyebiliriz? Bunları kıyasladığımızda başka ne diyebiliriz? Ayrıntı hangisinde fazla? Büyükte. Bakın daha ayrıntılı. Ayrıntı fazla. Burada nedir arkadaşlar? Ayrıntı az. Hangisinde daha geniş alanları görebilirsin? Çok daha geniş alanları. Burada. Neden? Çünkü çok daha yukarıdan bakıyorsun küçük ölçekli de. Buradaysa daha aşağıdan baktığın için burada dar alanları görürsün. Dar alanları gösterir. Bu nedir? Geniş alanları gösterir arkadaşlar. Tamam mı? Geniş alanları gösterir. Şimdi büyük küçük ölçekli kıyaslaması bu. Bu sayfanın esesini alın sevgili gençler. geldik haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaya. Şimdi haritalarda uzunluk ve alanı nasıl hesaplayacağız? Biliyorsunuz haritada iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplamak için ne yapıyoruz? Ölçekten yola çıkıyoruz. Şimdi uzunluğu ve alanı hesaplamak. Şöyle diyelim. Bir formüllerimiz vardı hatırlarsanız. Haritalarda bakın bir gerçek uzunluk vardır. Bir harita uzunluğu vardır bir de ölçek vardır sevgili arkadaşlar. Tamam bunlardan iki tanesini verir size bir tanesini sorar. Veya alanı hesaplarken gerçek alan, haritadaki alan ve ölçek sorulur. Yani gene aynı şekilde ne yaparlar? İki tanesini verir sizden bir tanesini sorarlar. Şimdi ben eğer gerçek uzaklığı istiyorsam Gerçek uzaklık büyük bir rakam değil mi gerçek uzaklık? Ne yapıyordum? Haritadaki uzaklık çarpı ölçek paydasının karesi. Bunu özür dilerim ölçek paydası. Bunu hatırlarsanız sevgili arkadaşlar, e, bu konuyla ilgili videoda ben size formülsüz bu sorular nasıl çözülür ondan bahsetmiştim. Gene ben burada formülleri vereyim de sınavda işinize yarar. Peki haritadaki uzaklığı ben eğer bulmak istiyorsam ne yapacaktım? O zaman gerçek uzaklık bölü ölçek paydası yapacağım sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Peki ben ölçeği bulmak istiyorsam ne yapacağım? Ölçek ne demektir zaten? Haritadaki uzunluğun gerçek uzunluğa neydi? Oranıydı. Yani mesela 1 bölü 200 bin. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu yukarıdaki bir haritadaki uzunluk haritadaki bir santim aşağıdaki neydi arkadaşlar gerçek uzakla karşılık geliyordu şimdi bununla ilgili hemen size birkaç tane soru ya da böyle kısaca özet bir iki soru çözelim e, pekişsin. diyelim ki soru şu bize diyor ki bir bölü iki milyon ölçekli bir haritada iki milyon ölçekli bir haritada ee, 4 santim gösterilen alan. Mesafe. Gösterilen mesafe. Gerçekte kaç kilometredir? Gerçekte kaç kilometredir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım bizden ne istiyor ve bize ne vermiş? Bakın bizden ne istiyor? Gerçeği istiyor. Ama bize verdiği bir şey var. O da ne? Ölçek var. Ve harita uzunluğu var. Şimdi hemen ne yapıyorum ben burada? Cevap şöyle yapıyorum. Diyorum ki ölçek bana ne diyor? Ölçek bana diyor ki kardeşim diyor bir santim eşittir iki milyon santim. Yani bu haritada gördüğüm bir santim gerçekte kaç santime denk geliyormuş? İki milyon santime denk geliyormuş. He, o zaman iki milyon santimden ben bir, iki, üç, dört, beş tane sıfırı sildiğim zaman bir santim bana ne diyor? 20 kilometre diyor. Çok güzel. Demek ki bu haritada 1 santim 20 kilometreye karşılık geliyor. Peki benden ne istedi? 4 santim. O zaman 4 santim eşittir nedir? Arkadaşlar 4 katını söylüyorsun 80 kilometreye. Şimdi bunu böyle çözebileceğimiz gibi başka bu cevap 1, bu da cevap 2 olsun. Şöyle çizelim. Çözelim. Aa, gerçek uzaklığı sormuş değil mi bize gerçek uzaklık eşittir. Neydi? Harita uzaklığı çarpı ölçek paydasıydı. Şimdi bakalım. Harita uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 4 santim. Ölçek paydası ne kadar? 2 milyon santim. Doğru mu? Doğru. O da eşittir. Ne yapar? Bunların sıfırlarını hemen şöyle atalım ki kilometreye atalım. 4 çarpı 20 ne olur arkadaşlar? 80 kilometre olur. Bakın ikisi de aynı sonucu veriyor. Yani ilk yol çok daha pratik. Çünkü e, ikinci sınavlarınız daha çok test olacağı için hemen hızlıca çözüp diğer soruya geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan kesinlikle sorularınız olacak uzunluk ve alanla ilgili kesinlikle sorular sorulacak sevgili arkadaşlar. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi gelelim harita çizim teknikleri. Ya bu haritalar hangi şekilde çizilebilir? Şimdi bir renklendirme, bir kabartma, bir de izoips tekniğinden bahsedeceğiz size. Renklendirme neydi? Renklerle gösteriyordu. Hangi renkler vardı haritalarda? Özellikle fiziki haritalarda yeşil vardı değil mi? Yeşil. Sonra sarı. Sonra hangi renk vardı arkadaşlar? Kahverengi. Bu üç renk, üç ana renk çok önemli. Şimdi bu renkler ne anlama geliyordu? Kabaca söyleyeyim ben size. Yeşil ne demek? 0-500 metre arası. Tabii burada da açık yeşil ve koyu yeşil diye geçiyor. Koyu yeşiller en alçak yerler, açık yeşiller biraz daha hani 500 metreye yakın olan yerler. Peki sarı ne? 500 ile 1500 metre arası olan orta yükseltideki yerler kahverengi ne arkadaşlar 1500 metreden daha yüksek daha yüksek yerler. Yani en yüksekleri biz neyle gösteriyoruz arkadaşlar? Kahverengi ile gösteriyoruz. Kabaca şöyle diyelim. Yeşil alçak sahaları, sarı orta yükselti ve yüksek sahaları da kahverengi ile gösteriyoruz. Şimdi renklendirme tekniği bu. Kabartma dediğimiz teknik kabartma ile ilgili şunu hatırlayalım. Aslında gerçe en uygun haritalardı bu kabartmalar. En uygun niye? Çünkü üç boyutlu gösteriliyordu. Dolayısıyla böyle yüksek yerler, alçak yerler bunlar zaten ellerinizle hissedebiliyorsunuz. Fakat maliyet fazla. Kabartma ile ilgili ana problem neydi arkadaşlar? Kabartma ile ilgili maliyet problemi vardı. Maliyet. Yani çok maliyetli olduğu için gerçeğe çok uygun olmasına rağmen çok yaygın olmuyordu. Şimdi bir diğerine izohips tekniği. İzohips tekniği işte sınavda size bolca sorulacak olan sevgili arkadaşlar konudur. Şöyle ben bir alt başlık şeklinde şöyle izohips dedim. İzohips ne demekti? Eş yükselti eğrileri demekti, değil mi? Eş yükselti eğrileri. Şimdi buradan kabaca size ben bir izohipsin mantığını anlatayım. Şimdi şöyle bir yer düşünün. Burası bir dağ olsun. Şurası işte deniz olsun atıyorum. Burası da bir ada gibi bir yer olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar yükseltisi de ne olsun? Sallayalım. Yükseltiyi de buraya 1000 metre diyelim. 1000 metre. Tamam mı? Şimdi buradan ben yükseltisi aynı olan noktaları birleştiriyorum. Bir kere deniz seviyesi olan kısma ben ne diyeceğim? 0 metre. Çünkü kıyı çizgisine ile gösteriliyor 0 metre. Bundan sonrasını 200 metre 200 metre gidelim. Şimdi diyelim ki şurası 200 metre yükselti. 200 metre olan diğer bütün noktaları buldum ve birleştirdim. Ne diyeceğim ben buraya o zaman? 200 metre. Şurası ne olacak mecburen? 400. Çünkü 200'de başladım ya. Burası ne olacak? 600. Burası ne olacak? 800. Ve ne olacak arkadaşlar? 1000 metre. Şimdi tabii bu bir izoips haritası değil. Bunun izoips haritası olabilmesi için ne olması lazım? kuş bakışı bakılması lazım. Ben buna kuş bakışı baktığım zaman ne olacak? İşte bütün mesele bu. Şimdi bakın kuş bakışı baktığım zaman şöyle şunları hemen düşürüyorum. Bakın şu şöyle gözükecek. En alttaki eğri. Hemen ondan sonraki eğriyi şöyle düşürüyorum. Bakın gençler şöyle geliyor. Bu 400 metre eğrisi şöyle geldi. 600 metre, 800 metre, 1000 metre gibi. Şimdi burada, burada ne oldu sevgili gençler? Dikkat ederseniz şurada izoipsler oldukça sıklaştı. İzoipslerin sıklaştığı kısımda ne oluyor? Eğim fazla oluyor. Bakın dikkat edin burada eğim çok fazla. İzohipslerle ilgili en temel ifade... Arkadaşlar izoipsler sıklaştıysa eğim çok ama izoipslerin böyle daha birbirinden uzak olduğu kısımlarda ne oluyor? Burada eğim az. Bunu unutmuyoruz. Nerede çokmuş? Sıklaştığı yerlerde. Nerede azmış eğim? Seyrekleştiği yerlerde arkadaşlar. Şimdi izoipslerle ilgili tabi bazı kavramlar vardı. Bunları da uzun uzun videomuzda değinmiştik hatırlarsanız. Nedir o? Bazı yer şekillerinin izoipslerde gösterilmesi. Şimdi yer şekilleri izoipslerde nasıl gösterilir? İzoipslerle nasıl gösterilir? Şimdi bakınız. Hangi yer şekillerinden bahsedeceğiz? Yazıyorum buraya. Bir zirve. Ne demek zirve? En yüksek nokta. Zirve nokta ve üçgenle gösterilir. İki tepeler. Üç e, delta. Dört boyun. Beş falez. Altı haliç. Yedi e, plato. Sekiz şuraya devam ediyorum. Vadiler. Dokuz sırtlar. Bunlar izoipslerde nasıl gösteriliyordu sevgili arkadaşlar? Hemen onlarla ilgili isterseniz küçücük bir şey yapalım. Bir başlık açalım. Devam edelim. Şöyle sayfanın arkasını açtım. Şimdi değerli arkadaşlar izoips delta neydi? Önce delta'dan başlayalım. Delta çok önemli. Delta bir kere Şurası bir ne olsun deniz olsun şu kısım. Bir akarsu gelsin denize dökülsün. Akarsu denize dökülürken minik minik biriktirmeler yapar. Bu biriktirmeleri de böyle üçgen şeklinde yapar değil mi? Üçgen şeklinde yapar şurada. İşte bu sefer ne oldu? Kıyı çizgisi bakın şuradayken ne oldu kıyı çizgisi artık değişti şuradan gelmeye başladı değil mi? Ve burası bir delta oldu. Niye delta diyorduk biz buna? Çünkü üçgene benziyor. Şimdi ben bunu bir izoipste nasıl göstereceğim? Şimdi kabaca şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Dikkat edin. Evet. Şimdi şuradan da akarsuyum gelsin. Akarsuyum gelsin. Burası ne arkadaşlar? Deniz. Akarsu burada dikkat ederseniz ne oluşturmuş? Bir üçgene benzer bir şey oluşturmuş. Bakın eğer akarsu yoksa orası delta olmaz. Delta nerede olacak burada dikkat ettiyseniz? Denizin ve akarsuyun denize döküldüğü alanda daha doğrusu olacak. Tamam mı sevgili gençler? Peki bir izoipste ben boyunu nasıl bulacağım? Boyun ne demekti arkadaşlar? İki tepe arasında kalan yer. Yani bak bu bir tepe bu başka bir tepe. Buraya ne diyeceğim ben? Boyun diyeceğim. Peki izoipslerde zirve nasıl gösteriliyordu? Atıyorum bunun zirvesi de şurası olsun. Noktayla gösteriyorum. Tamam mı sevgili gençler? Noktayla zirveler noktayla gösterilir. Peki bir izoipste vadi nasıl gösterilir? Arkadaşlar vadi şuraya hemen şöyle yazalım. Vadi bakın şöyle gitsin. İzoipsimiz. Evet şöyle çizdim. Devam ediyorum çizmeye. Bakınız böyle ters V şeklinde duruyor ya. Ters V şeklinde. İşte o ne oluyor? Onlar vadi oluyor. Şöyle çizdim. Şimdi bu izoipsin en yüksek yeri neresi olacak arkadaşlar? En yüksek yeri buralarda bir yerde. Bakın şu V'nin sivri tarafı eğer en yüksek yere doğru gidiyorsa o zaman ne demektir? Buradan bir akarsu gelmiş böyle Gidiyor. Eğer burası da denizse atıyorum. Deniz şu içlere kadar sokulduysa bakın şuraya kadar sokulduysa şurası ne olacak arkadaşlar? Akarsuyun denize döküldü ve denizin karanın içine sokuldu. Şu kısma ne diyeceğim ben? Bu arada Haliç diyeceğim. Tamam mı? Haliç ne demekmiş? Denizin akarsuyun ağzından içeri sokulmasına. Bakın vadiye dikkat edin. Vadi ve sırt karışıyor sevgili arkadaşlar. Sırt neydi? Gene sırtı da şöyle çizeyim. Bakın diyeceksiniz ki aa aynı vadi gibi gidiyor. Ama hayır bu sefer bakın en yüksek yer neresi oluyor? Şu taraf oluyor. Bakın V'nin sivri tarafına dikkat edin. V'nin sivri tarafı nereye gidiyor arkadaşlar? Alçak yere. Bunun en yüksek yeri neresi? Burası. Yani sen buradan Aşağıya doğru iniyorsun artık deniz seviyesine doğru iniyorsun. Dolayısıyla e, burası ne olacak? Burası sırt olacak. Sırtla vadi arasındaki temel fark bu sevgili arkadaşlar. İzoipslerde banko sorudur. Değerli arkadaşlar hocalarımız bu tarz soruları çok sever. O yüzden ne diyorum? Kesin soru çıkar diyorum. Bir diğer konu yepyeni bir konuydu. Haritalardan sonra neydi? Artık iklim konusu. Şimdi biz hangi konuyu bitirmiş olduk? Haritalar. Haritalara biz ne diyorduk arkadaşlar? Kartografya diyorduk harita bilimine. Buna ne diyeceğiz? Klimatoloji. Yani artık bununla ilgilenen bilim nedir? Klimatolojidir. İklim bilimi. Tabii klimatoloji neyden istifade ediyordu? Meteorolojiden. Meteoroloji ne demekti gençler? Hava durumunu ifade eden, gösteren bilim demekti. Şimdi atmosferin özellikleriyle ilgili bazı şeylere değinmemiz gerekecek. Neden? Çünkü iklimin oluşmasının temel nedeni nedir? Atmosfer. İklim dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bakın iklim dediğimiz şey tanımını şöyle yapabiliriz. Geniş alanlarda uzun süreli hava olayları. Uzun süreli. Bakın altını çiziyorum. Neyden farklı olarak uzun süreli diyoruz? Hava durumundan farklı olarak. Hava durumu ne demek? Dar alanlarda kısa süreli günlük yani hava olaylarıdır. İkisi arasındaki temel fark neymiş arkadaşlar? birinin uzun süreli olması, diğerinin kısa süreli olması. Peki dünyamızda iklim olayları neden görülüyordu? Çünkü atmosfer var. Peki atmosferin her tarafında iklim olayları gözüküyor mu? Hayır. Her tarafta yok. Nerede var o zaman? Sadece şu troposfer katmanında var. Şu troposfer katmanı. Troposfer katmanında neden var sevgili arkadaşlar iklim olayları? Çünkü su buharı su buharı ya da diğer ifadeyle nem neredeyse tamamı bu katmandadır. Diğer katmanlarda var mı? Yok. Diğer katmanlarda olmadığı için iklim olayları iklim olayları sadece burada gerçekleşir. Arkadaşlar bunu sorarlar. Bunu sorarlar. Troposferde neden iklim olayları var? Neden? Çünkü su buharı ya da nem tamamı bu katmandadır. Diğer katmanlarda olmadığı için arkadaşlar buralarda iklim olayları gözükmez. Peki iklim olaylarından kastımız ne? Yağmur, şimşek, yıldırım, sis, rüzgar bunlara biz iklim olayları diyoruz. Ve hepsi bizim de içinde yaşamış olduğumuz troposfer katmanında gerçekleşiyor. Şimdi bu katmanın en temel özelliği bu. İklim olayları burada gerçekleşiyor. Ve bu katmanda siz yerden yükseldikçe arkadaşlar mesela şuradan yükseldiniz sıcaklık ne oluyor? 200 metrede bir azalıyor. Niye azalıyor? Çünkü biz güneşten gelenlerle değil çarpıp yükselenlerle ısınıyoruz. Troposferin en temel özelliği bu ve gazların çok çok büyük kısmı buradadır. Stratosfere geldiğimizde arkadaşlar hemen troposferin üzerindeki katman. Burada ne var? Burada <laughs> ozon katmanı var sevgili gençler ozon katmanı. Burayla ilgili bilmeniz gereken bu. Ne yapıyordu ozon? Güneşten gelen ultraviyole ışınlarını engelliyordu. Bize ulaşmasını engelliyordu. Peki mezosfere geldiğimizde burada neyi bileceğiz arkadaşlar? Burada da gök taşlarını bileceğiz. Gök taşları. Ne oluyor hocam gök taşı burada? göktaşları burada yanıyor. Biz de ne diyoruz buna? Hani yıldız kaydı diyoruz. Aslında onlar yanıyor sevgili arkadaşlar. Dünyamıza ulaşmıyor. Mezosferin özelliği bu. Ve bir üst katman ne? Termosfer. Termosfer adından anlaşılacağı gibi en sıcak katman. En sıcak katman. Ve burada arkadaşlar iyonlar neye yarıyor? Haberleşmeye yarıyor. Buradan dolayı, bundan dolayı Uydular falan buraya yerleştiriliyor. Radyo dalgaları vesaire bunların frekansları bu katmandan sağlanıyor. Diğer adı da iyonosfer. Termosfer veya iyonosfer olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. Ve en dış katmana geldiğimizde nedir o? Egzosfer. Ee, Esprisi nedir? Bunun kalınlığının ne kadar olduğunu aslında bilmiyoruz. Çünkü moleküller iyice seyreliyor. Yani baktığınızda hava molekülleri şöyle gider arkadaşlar. Bakın bunlar atıyorum hava molekülleri olsun. Yukarıya doğru çıktıkça artık seyrelir iyice. Aşağılarda yoğunluk daha fazlayken yukarılarda bunların artık yoğunluğu azalıyor. Ve oldukça birbirinden uzaklaşıyorlar. Kabaca böyle özetleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ve şimdi ne yapıyoruz? İklimle hava durumu arasındaki... ...farkları şöyle bir örnekle... ...birkaç örnekle... E, ...açıklayalım. Şimdi gençler... ...şöyle bir cümle kurduğumu varsayın. E, hafta sonu... E, ...hava güzel olursa... ...piknik yapacağız. Yapacağız. Şimdi burada... İklimden mi bahsediyor? Hava durumundan mı bahsediyor? Hava durumu çünkü hafta sonundan bahsediyor, kısa süreli. Ama şöyle bir şey yapsak, desek ki Sivas'ta kışlar çok soğuk geçer. Şimdi burada neyden bahsettik? Herhangi bir günden falan bahsetmedik. Nedir? Kışların çok soğuk geçtiğinden bahsettik. Yani yıllarca gerçekleşmiş bir durum, uzun süreli bir durumdan bahsediyoruz. Hava durumu ile iklim arasındaki ana temel farklar bu. Ya da işte şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Ocak ayında Antalya'da insanlar denize girebiliyor. Denize girdi. Ya da şu örneği şöyle silelim. Başka bir örnek vereyim ben size. Şöyle diyeyim. İstanbul'da ocağın ilk haftası çok sıcak geçti. Şimdi bakın Ocağın ilk haftası çok sıcak geçti. Yani burada belli bir şeyden bahsediyor. Atıyorum bu yıl ocağın ilk haftasından bahsediyor. İkinci haftası belki çok soğuk geçmiştir. Belki ılık geçmiştir bilemeyiz. Neyden bahsediyor burada gene? Hava durumundan bahsediyor. İklimden bahsetmiyor arkadaşlar. İklimle hava durumu arasındaki temel farklar neymiş? Çok kısa süreli olan hava durumu ama uzun süreli olan nedir? iklimdir diyoruz arkadaşlar. Basit olduğu için bunu çok fazla uzatmayıp hemen konuyla ilgili neye geçiyoruz? Sorulara geçiyoruz sevgili gençler. Soru bir çizimin harita olabilmesi için hangisi gerekmez? Bir ölçek dahilinde küçültmüş olmak ölçek gerekiyor mu? Gerekiyor şart. Çizimin kağıda aktarılması gerekiyor mu? Aslında kağıttan kastımız düzleme aktarılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Kuş bakışı çizilmiş olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Düzleme aktarılan bir alanın varlığı gerekiyor mu? Gerekiyor. Dünyanın tamamının çizilmiş olması gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Çok küçük bir alanında haritası yapılabilir sevgili arkadaşlar. Bakalım bir diğer soruya. Aşağıda verilenlerden hangileri göreceli konumun belirleyicileri arasında değildir? Ne demek gençler göreceli konum? Göreceli konum özel konum demektir. Bir de ne vardı? Mutlak konumumuz vardı. Matematiksel konum. İkisi arasındaki fark neydi? Matematiksel konum bir yerin ekvatora göre konumuydu. Şöyle özetlersem, coğrafi konum dersem. Coğrafi konumu şöyle açtım. Bir, özel. iki matematiksel konum. Özel konum diğer adıyla ne? Göreceli konum. Matematiksel konum nedir? Mutlak konumdur arkadaşlar. Şimdi burada bu ikisi arasındaki temel fark ne? Mutlak konumda Ekvatora bir yerin Ekvatora ve Greenwich'e göre konumudur, değil mi? Greenwich'e göre konumu. Yani neyden bahsedeceğiz biz burada? Paralellerden ve meridyenlerden bahsedeceğiz. Enlem ve boylamlardan bahsedeceğiz. Doğru mu? Peki burada neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Bu bir yerin kendine özgü özelliklerini ifade eder. Mesela çevresindeki denizler. Değil mi? Şöyle bir şey söylesem. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz var desem. Üç tarafı denizlerle çevrili desem. Neyden bahsetmiş oldum ben? Özel konumdan bahsettim. Burada enlem ve boylamdan bahsettim mi? Hayır. Ya da desem ki Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazladır ya da Komşularından bahsetsem, işte doğumuzda İran var gibi. Komşuları, bunlar ne oluyor arkadaşlar? Özel konum kabaca. Ama eğer enlem ve boylamla ifade ediyorsam, mesela yerel saatinden bahsedersem, e, ya da güneş ışınlarının düşme açısından bahsedersem, neye göre değişiyor bu? Enleme ve boylama göre değişiyor. O yüzden bunlar ne olacak? Matematik konum olacak. Şimdi soruya dönüp baktığımda, yeraltı kaynaklarından bahsediyorsam ben bir yerin, bu nedir? Özel konum ifade eder. Yeryüzü şekillerinden bahsediyorsam özel konumu, göreceli konumu çünkü enlem boylam yok. Ulaşım yollarına yakınlığı hangi enlem hangi boylam anladın mı? Hayır. Kıtalara yakınlığı işte Avrupa Asya arasında falan enlem ve boylamını bilemiyorum. Dolayısıyla bunlar ne olacak? Göreceli konumu ifade eden unsurlar olacak. Ama ekvatora olan uzaklığından bahsettiğim an ben neyden bahsetmiş olurum? Matematiksel konumdan bahsetmiş olurum sevgili arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Dünyanın küresel şeklinden dolayı harita çizimlerinde gerçeği yakalamak için çeşitli projeksiyon yöntemleri kullanılıyor. Silindir projeksiyon yöntemine göre çizilmiş haritada aşağıdaki ülkelerin hangisinde bozulma en az olur? Arkadaşlar, neydi silindir projeksiyonumuz? Hemen şöyle çizdik. Silindir projeksiyonumuz şurası Ekvator ve Ekvator çevresini değil mi en az hatayla ne yapıyorduk? Çizebiliyorduk. Şimdi buraya yakın ülkeler hangileri olabilir? Kanada olabilir mi? Hayır, Kanada kutba yakın. Rusya olabilir mi? Hayır, kutba yakın. Türkiye olabilir mi? Türkiye orta kuşakta kalıyordu. İspanya o da Avrupa'nın batısında olduğu için orta kuşakta kalıyordu. Dolayısıyla bunlar olamaz. Ama Brezilya nerede? Brezilya tam ekvatorun üzerinde kalan bir yer. Gelelim bir başka soruya. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Doğru ve yanlış ifadelerin karşılarına yazacağız. Haritalar yaşanılan çevreyi ve dünyayı daha yakından tanımak ve analiz etmek için kullanılır. Doğru mudur? Elbette ki doğrudur. Hataların en aza indirilmesi için projeksiyon adı verilen yöntemler gerçekleştirilmiş. Evet. Kaç tane projeksiyon vardı? Silindir konik ve düzlem projeksiyonlar. Ölçeğin hem pay hem paydasının uzunlukları metre midir? Hayır. Nedir? Santimetredir değil mi? Ne demiştik? Şöyle bir örnek vermiştik. 1 bölü 500 bin. Neydi bu arkadaşlar? 1 santim 500 bin santime karşılık geliyordu. Doğru mu? Yani ikisi de neymiş? Santim cinsindeymiş. Buna yanlış dedik. Ölçekleri 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin arasında değişen ölçeklere büyük ölçekli demiyoruz, orta ölçekli diyoruz sevgili arkadaşlar. 500 binden daha küçük olanlara da küçük ölçekli diyorduk o zaman ben buna ne diyeceğim? Yanlış diyeceğim. Haritalar kendi içerisinde genel ve tematik haritalar olmak üzere ikiye ayrılır tematik olanlar özel haritalardır sevgili arkadaşlar. Ne diyorum buna? Doğru diyorum. Siyasi ve atlas haritaları tematik haritalara örnek midir? Değildir. Bunlar neye örnektir arkadaşlar? Genel haritalara örnektir. Tematik olanlar daha özel olanlar. Daha böyle uzmanı tarafından okunabilecek olan haritalar. Haritanın kullanım amacı hangi harita türünün kullanılacağını da belirler. Aynen öyle. Kullanım amacı çok önemli. Gerçekte 28 kilometre olan iki nokta arasındaki uzaklık haritada 4 santim. Ne vermiş bize 28 kilometreyi? Ne vermiş bize 4 santimi? Ve bunun kesir ölçeği neymiş? 1 bölü 700 bin miymiş? Bakalım bunu teyit edelim arkadaşlar. Nasıl teyit edeceğiz? Ölçeği nasıl buluyorduk biz? Ölçeği harita uzunluğunu neye bölüyorduk? Gerçeğe buluyorduk. Ölçek şu demek değil mi zaten? Yani 4 bölü 28 kilometre bu ne santim bu ne kilometre şimdi bunda santime çevirmemiz lazım şimdi bunları sadeleştirirsek yani şu gitti o zaman ne olacak şu tarafa yazıyorum arkadaşlar 1/7 kilometre oldu mu Yukarıdaki santim aşağıdaki kilometre hemen bunun yanına kaç tane sıfır atıyordum 1 2 3 4 5 Ne oldu 1 bölü 700 bin ne oldu 1/700 bin o zaman ne diyoruz bu ifadeye de Doğru diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi troposfer için doğru değildir? Troposfer neydi? En alt katmanda sevgili arkadaşlar. En alt katman. Yani şöyle dünyayı çizdiğimizde burası dünya. Neydi burası troposfer? Hemen üstündeki, değil mi? Troposfer. Burası neydi? Stratosfer. Bakın. Burası mezosfer. Burası termosfer ve egzosfer. Ne diyoruz? Trabzon spor maçı tatil edildi. Bak kısaltma bu. Trabzon spor maçı tatil edildi. Sıralamayı hatırlamanıza yarayacak sevgili arkadaşlar. Şimdi troposfer için doğru olmayan en alt katman doğru. Su buharı bulunmadığından iklim olayları görülmez. Hayır tam tersini. Su buharı tamamen burada değil miydi arkadaşlar? Evet, o zaman cevap ne olacak? Bu olacak. B seçeneği. Yükseldikçe gazların yoğunluğu azalır mı? Evet, yoğunluk yukarıya doğru ne oluyordu? Azalıyordu. Ee, atmosferdeki gazların %70'i yani çoğunluğu burada mıdır? Evet. Her 200 metrede yükseğe çıkıldıkça sıcaklık azalıyor muydu? Yükseldikçe sıcaklık azalıyor sevgili arkadaşlar. Bizden istenen cevap B seçeneği olacak. Gelelim başka bir soruya. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi atmosfer için doğru değildir? Atmosfer, yani bütün katmanlar. Hava ve su buharı bulunduğundan canlıların yaşamasına olanak sağlar mı? Tabii ki. Dünyanın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller mi? Elbette. Mesela ayda atmosfer olmadığı için gündüzleri aşırı sıcak, geceleri aşırı soğuk olur. Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutarak süzer. Evet. Atmosferde tek gaz tipi bulunmaktadır. Hayır arkadaşlar. Hemen buradan atmosferdeki gazları hatırlayalım. Atmosferdeki gazlardan en fazla olan neydi? %78 oranında ne vardı? Azot. Yani ne? %21 oranında ne vardı? Oksijen sevgili arkadaşlar yani o iki yüzde bir kalıyor geriye yüzde bir oranında ne vardı asal gazlar dediğimiz gazlar bunların oranı değişiyordu işte karbondioksit gibi karbon gazı gibi oranı değişen gazlar oranı değişmeyenler hangileri oranı değişmeyenler azot ve oksijen ve atmosferde en fazla bulunan gazlar da bunlar demek ki tek tip te gaz bulunmuyor. Başka bir soruya gelelim. Türkiye'nin farklı ölçekler kullanılarak haritaları oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki ölçeklerden hangisi için daha büyük kağıda ihtiyaç duyulur diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Burası Türkiye olsun. Türkiye. Ve burası da Türkiye olsun. Bakın iki tane Türkiye haritası. Şimdi sevgili arkadaşlar, Bunlardan hangisi büyük ölçeklidir? Hangisi büyük ölçeklidir? Kağıt üzerinde büyük yer kaplayan büyük ölçekli. Doğru mu? Büyük ölçekli. Peki bu ne olacak? Bu da küçük ölçek olacak. Şimdi dolayısıyla daha az küçültülen ne olacak? Büyük olacak. Şimdi bakalım A seçeneğinde 100 bin kere küçültülmüş. B seçeneğinde 450 bin kere küçültülmüş. C seçeneğinde 850 bin kere küçültülmüş. D seçeneğinde 5 milyon kere küçültülmüş. E seçeneğinde 10 milyon kere küçültülmüş. Yani çok küçültülmüş burada. Bizden neyi istiyor arkadaşlar? Daha büyük kağıda ihtiyaç duyulur. Yani büyük ölçekli olması için ne olacak? Daha az küçültülen 1 bölü yüz bin olacak sevgili gençler. Gelelim bir diğer soruya Topoğrafya haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur. Şimdi bakalım Burada ben ne görüyorum? Sırt görüyor muyum? Evet nasıl görüyorum sırtı Hemen bakın şurada görüyor musunuz? Aşağı doğru inen ters v'ler var. O zaman ne yaptık biz bunu eledik. Falez görüyor muyum? Falez de görüyorum. Nasıl göreceğim falezi? Arkadaşlar falez kıyıdaki uçurum demek. Bakın şu kıyıyı görüyor musunuz? Burada izoipsler birbirine çok yaklaşmış. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Bir falez olacaktır. Dolayısıyla ne yaptım? Bunu da geçtim. Peki zirve var mı? Burada ben noktayı görüyorum. Evet o zaman zirvemiz de var. Akarsu vadisi var mı? E şuradan bir akarsu akıyor mu? Akarsu da akıyor. O zaman izoipsleri Kesenler ne oluyor zaten? akarsu oluyor ve bir vadi var orada. Ters V şeklinde demiştim ya ben size. V'nin sivri ucu yükselecekti sevgili gençler. Ama ne yok? Bir delta yok. Delta olmuş olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Şurada şöyle bir tane üçgen oluşacaktı. Doğru mu? Yani bu kıyı çizgisi artık şuradan geçecekti. Burada delta yok şu an. Delta yerine ne var arkadaşlar? Bakın içeriye sokulduğu için Haliç var. Bilginiz olsun gene hatırlatalım. Geldik başka bir soruya. Hangisinde hava durumu özelliği verilmemiştir? Aniden bastıran kar trafiği felç etti. Ne var burada? Hava durumu var. Sabah saatlerinde oluşan sis öğleye doğru. Bakın kısa süreli ifadeler. Sağanak yağışlar dere yataklarında sele neden oldu. Neyden bahsediyor gene? Kısa süreli. Şiddetli rüzgarlar doğal afete dönüştü. Fakat E seçeneğine bakalım. Kış mevsimi boyunca ılık ve yağışlı atmosfer koşulları etkili oldu. O zaman burada neyden bahsediyor sevgili gençler? Neyden bahsediyor? iklimden bahsediyor. Gelelim başka bir soruya. Yukarıdaki izoips haritasına bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi ben bu izoips haritasından neyi görüyorum? Bakın bir akarsu geliyor. İzoipsleri kesiyor ve burada bir delta oluşturmuş gördüğünüz gibi. İzoipsler arası yükselti farkına ulaşabilir miyim? Elbette ki ulaşabilirim. Nasıl ulaşacağım? Şimdi hemen size göstereyim. Bakın burada bir 300 rakamı var değil mi? Evet. Kıyı çizgisi kaç metre? 0 metre. Şimdi bakın İki tane aralık var. Biz bu aralıklara ne diyorduk? Eküdistans diyorduk, değil mi? O zaman şöyle söyleyeyim size. Buradan buraya geldiğimde ben 150 metreye, buradan buraya geldiğimde 300 metre. Demek ki izohips aralıkları kaçar metreymiş sevgili arkadaşlar? 150'şer metreymiş. Bakın 150, 300. O zaman bu ne olacak? Burası 450. Böyle gidecek, değil mi? Demek ki ben neye ulaştım? A seçeneğine ulaştım. Bize neyi soruyor? Ulaşılamaz. Kıyıda oluşan yer şekillerine. Ne oluşmuş kıyıda arkadaşlar? Bakın birikme olmuş burada. Biz bu yer şekline ne diyorduk? Üçgene benzeyen bu yer şekline delta diyorduk. Buna da ulaştık mı? Evet. X noktasının yükselti değerine. Bakın X noktası şurayı görüyor musunuz? 450 metre. Bakın geliyor. X noktası kaç metreymiş? X noktası 450 metreymiş. Ulaştım. Bölgede bulunan tepe sayısına. Bakalım kaç tepe var? 1, 2, 3 tane tepe var. E buna da ulaştım mı? Evet peki bölgenin iklim özelliklerine ulaşabilir miyim? Hayır ulaşamam nerede olduğunu bilmiyorum ki sıcaklıkla ilgili herhangi bir veri yok ki. Dolayısıyla E seçeneğine ulaşamıyorum sevgili arkadaşlar. Ve gelelim başka bir soruya. Yukarıda verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bakın çizgi verilmiş ben bu çizgiyi neye çevireceğim? Kesir ölçeğe hmm, nasıl çevireceğim? Çok basit. İzo buraya 5 santim demiş ya arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Bunların her biri kaç santim? 1 santim. Burası da 1 santim. Burası da 1 santim. Burası da 1 santim. Ve 1 santim daha. Toplamda kaç santim yapıyor? 5 santim. Peki her 1 santim kaç kilometreye denk geliyormuş arkadaşlar? 5 kilometreye. Yani 1 cm eşittir 5 kilometreye denk geliyormuş. Şimdi bu haritadaki uzunluk doğru mu? Bu da gerçek uzunluk. Ölçek ne demekti zaten? Harita uzunluğunun gerçeğe oranı demekti değil mi gençler? O zaman ne olacak? 1 bölü 5 kilometre. Bu santim bu kilometre. Hemen ne yapıyorum bunu da? Santime çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Böylece ne oldu? 1 bölü 500 bin çıktı. Yani bunun karşılığı neymiş? C seçeneğiymiş sevgili arkadaşlar. Ve gelelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazacağız sevgili arkadaşlar. İzoipslere eş yükselti eğrileri de deniyor mu? Deniyor mu? Doğru. Eş yükselti eğrileri. Aynı eğri üzerindeki farklı noktalar aynı yükseltiye sahip olabilir mi? Hayır. Aynı eğri üzerindeyse yani şöyle düşünelim. Şu eğri üzerindeki bütün noktalar ne olacaktır? aynı olacaktır. O zaman ben buraya ne diyeceğim? Yanlış diyeceğim. Komşu izoipsler eşit yükseltidedir. Bu ne demek sevgili arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Şurada iki tane tepe yapıyorum. Bakın şöyle. Bu ikisi komşu mudur? Evet. O zaman bunların yükseltileri ne olacak? Eşit olacak. İzoips aralıklarına izobar denir mi? Hayır. İzoips aralıklarına ne deniyordu? Ekü distance deniliyordu. Ekü distance yani eşit aralık anlamına geliyor. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim burada? Yanlış diyeceğim. Yeryüzü şekillerinin gerçeğe en yakın gösterildiği yöntem izohips yöntemi miydi? Kabartma yöntemi miydi? Kabartma yöntemiydi. O zaman buna ne diyeceğim? Yanlış diyeceğim. Kabartma haritaları kullanışlı olduğu için en çok tercih edilen haritalardır. Tam tersi. Kullanışlı değildi. Çünkü taşıma güçlüğü ve maliyet devreye giriyordu. Renklendirme yöntemiyle platolar mavi renk ile gösterilir. Mavi deniz rengidir arkadaşlar. Platolar bulunduğu yükseltiye göre değişik renklerle gösterilebilir. Dolayısıyla bu ifade ne olacak? Yanlış olacak. Ege bölgesi renklendirme yöntemiyle gösterildiğinde yeşil renk çoktur. Çünkü ova fazladır. İfade yanlış. Niye yanlış? Çünkü Ege bölgesi evet yeşil renk çoktur. Fakat ova olduğu için değil arkadaşlar. yükselsi az olduğu için. Çünkü bazı ovalar çok yüksektedir. Mesela Hakkari yüksek ova. Bir ova mıdır? Evet ovadır. Ama kahverengi ile taranıyor. Dolayısıyla siz renklere bakarak bir yerin ova, plato olup olmadığını anlayamazsınız. Sadece yükseltisini anlayabilirsiniz sevgili gençler. Ve neye geldik? Ödüllü sorumuza geldik arkadaşlar. Sınavınızla ilgili özetlememizi yaptık. Fakat tekrar altını çizerek şöyle söyleyeyim. Birinci sınav videomuzu da muhakkak ama muhakkak izleyin. Çünkü oradan sorular çıkacaktır. İşte coğrafyanın alt dalları, coğrafi konum, dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili şöyle belli sorular çıkabilecek, yerel saat hesaplamaları çıkabilecek arkadaşlar unutmayın bunları da ve size ödüllü soruyu bırakıyorum. Ödüllü sorunun cevabını videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizden çok 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 yüksek notlar bekliyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar görüşmek üzere.